Sinan Bey, şunu sormak istiyorum. Tarih bugünü anlatır ya, bize o yorum yapmanızda yarar olacak. Neden Türkiye'deki muhafazakar anlatı, neden Türkiye'deki özellikle bu Çanakkale meselesinin tamamı için söylüyorum. Muhafazakar anlatı, orada Mustafa Kemal Atatürk'ü yok sayar da onun dışında olan hikayeyi anlatır. Oysa ki siz mesela... Buyurun. Siz mesela orada herkesin hakkını teslim ediyorsunuz. Hatta oradaki ben de tabii ondan yanayım. Sonuçta hepsine müteşekkiriz. Ama neden o muhafazakar anlatı Mustafa Kemal Atatürk'ü yok sayarak davranır? Onu bize bir söyler misiniz? Evet, aslında çok basit. Nedeni Cumhuriyet. Yani anakronik bir tarih okuması yapıyorlar. Eğer Mustafa Kemal Cumhuriyet'i ilan etmemiş olsa, yani laik bir Cumhuriyet kurmamış olsa, inanın bir dertleri olmaz. Çünkü asıl kavgaları laiklik, laik cumhuriyet. Bunu görmek lazım. Yani bugünden bir tarih okuması yapıyorlar, yeniden tarihi kuruyorlar. Çünkü hedefleri şu: laik cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal'den rahatsızlar. Onun için Mustafa Kemal'i mümkün olduğunca tarihten silmeye çalışıyorlar. Ve Çanakkale gibi olağanüstü bir direnişte başrolü alması Mustafa Kemal'in bunları çok rahatsız ediyor. Çünkü o Mustafa Kemal, biliyorsunuz, 1919-23 arasında başka bir savaşın önderi olacak, Kurtuluş Savaşı'nın, ve sonrasında da Cumhuriyet Devrimi'ni gerçekleştirecek. Sorunuzun cevabı şu: Atatürk'ün Cumhuriyet Devrimi, laik Cumhuriyeti gerçekleştirmiş olması, laik Cumhuriyeti kurmuş olmasıdır asıl rahatsızlık veren. Dolayısıyla o laik Cumhuriyeti kuran lideri nasıl etkisiz hale getirebiliriz, nasıl tarihten silebiliriz kavgasını veriyorlar. Onun için Çanakkale'den başlıyorlar. Çanakkale'den Mustafa Kemal'i silmeye çalışıyorlar. Peki bu mümkün müdür? Peki, değildir. Mümkün değil. Özür dilerim, sözünüzü kestim, ben araya girecektim. Son cümleyi bir daha söyler misiniz? Mustafa Kemal'i Çanakkale'den silmek mümkün değildir dediniz, değil mümkün mi? Mümkün değildir Enver Bey. Sildiğinizde Çanakkale zafer olmaktan çıkar. Yani bakın, şu oyunu da gösterelim aracılığınızla. Son yıllarda Çanakkale 18 Mart'a sıkıştırılmaya çalışılıyor. Bunu gözlemliyor musunuz? Evet. Yani tabii. Sanki 18 Mart'ta Çanakkale zaferini kazandık, bitti. Ya 18 Mart'ta yeni başladı Çanakkale savaşları. Çünkü Atatürk'süz bir anlatı için buna ihtiyaç var. Bravo. Hedef çünkü, yani işte 18 Mart'ta tabyalardan, bataryalardan atılan toplar, burada Seyit Onbaşı figürü öne çıkarılır mesela. Evet, Seyit Onbaşı önemli bir kahraman ama Seyit Onbaşı mesela o 215 okkalık o topu yerine yerleştirip o atış gerçekleşmeseydi Çanakkale Savaşı kazanılamaz mıydı diye sorduğunuzda yine Boğaz Harbi. Boğaz Harbi yine kazanılırdı ama orada sembolleşti Seyit Onbaşı. Şimdi onu ne yapıyorlar bugün? Öne çıkarmaya çalışıyorlar. İşte başka figürler bulmaya çalışıyorlar. Hurafeler yaratıyorlar. Yani sonuç itibariyle bizim Seyit Onbaşı'yla yurttaşlarımızın ilişkisi şudur: minnet duyar, saygı duyar. Ama hikayeyi tek boyutlu anlatmak en azından tarihe ihanettir, yakışıksızdır. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi netice itibariyle Mustafa Kemal Paşa herhalde oradaki 57. alaya ben dahil size ölmeyi emrediyorum derken kafasına vurup, birader sen Kürt müsün, Türk müsün? Ötekinin kafasına vurup sen Alevi misin, Sünni misin? Arkadakine gelip senin anan kim, baban kim diye sormamıştır herhalde. Oradaki insanın kim Ermeni, kim Rum, kim Alevi, kim Sünni falan sormamıştır herhalde. Dolayısıyla bu anlamda Mustafa Kemal Paşa'nın ulus devlet kurma mecburiyeti tarihseldir. İmparatorluklar bitiyor ve ulus devlet kuruluyor. Yani buradan ırka dayalı bir ulus devlet tarifi en azından Mustafa Kemal'e haksızlık olur. Onu da bir anlatır mısınız? Bu çok önemli. Bunu sona bırakmıştım. İyi oldu sormanız. Bakın, Çanakkale bizi şununla yüzleştirdi. Daha doğrusu Birinci Dünya Savaşı. Yani o ümmetçilik politikası, İslamcılık politikası iflas etti. Bunu gördük biz. Çanakkale'de çok yakından gördük. Neden? Karşımızda Müslüman askerler var bize karşı savaşan. Yani düşman safında, ya işte İngiltere'nin yanında Hindistan'dan getirilen, sömürgelerden getirilen askerler var. Ya da Senegalli askerler var. Mısır'dan, Tunus'tan getirilen Müslüman sömürge askerleri var. Şimdi ama bunun karşısında ne var? Anadolu'nun çocukları, yani sizin ifade ettiğiniz gibi etnik farka bakılmadan, mezhep farkına, inanç farkına bakılmadan omuz omuza yan yanadır. Allah aşkına Çanakkale şehitliklerine gidin bakın. Yani yurdumuzun her yanından
ya etnik kökeni ne olursa olsun ya da işte mezhebi, inancı, dini ne olursa olsun, düşünüşü ne olursa olsun çok farklı insanlar bir araya gelmiş, omuz omuza vermiş ve paylaşım, Türkiye'yi paylaşmaya çalışanlara karşı bir direniş göstermiştir. Ve bakın bir vatan ortak duygusu etrafında kenetlenme kavramı ortaya çıktı. İşte bu ulus olma bilinci Çanakkale'de ortaya çıktı Enver Bey. Yani farklı unsurlarla, Anadolu'nun farklı unsurlarıyla bir araya, onları bir araya getirip, yan yana omuz omuza getirip, kutsal bir dava uğrunda, hatta ölüp, bakın kutsal bir dava uğrunda, vatan uğrunda, bağımsızlık uğrunda ölüp, biz böyle uluslaştık. Yani bazıları diyor ya Mustafa Kemal masa başında ulus devlet kurdu. Tamamen palavra. Ulus devlet masa başında falan kurulmadı. Çanakkale'de başlayan bu süreç Kurtuluş Savaşı ile devam etmedi mi? Yani Sakarya'da büyük taarruzda yan yana ölenler kimdir? Yine Anadolu'nun isimsiz evlatlarıdır. Yine mezhebine bakılmamıştır, etnik kökenine bakılmamıştır. Bakın Türkiye Cumhuriyeti onun için çok güçlüdür. Yani Türk ulus devleti yapay bir devlet değildir. Sınırları kanla çizilen bir devlet. Yani savaş meydanında bağımsızlık mücadelesi sırasında uluslaşmışız biz Enver Bey. Ve Çanakkale bu süreci başlattı. O bakımdan çok anlamlı, çok önemli tabii. Son bir soru daha sormak istiyorum. Gerçekten seyircilerimizden de yoğun bir ilgi var. Birinci bölümü biz böyle devam ettik. Şunu sormak istiyorum. Nihayetinde Sinan Bey, bugün geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti çağın gerekliliklerinden dolayı yeni sorunlarla da karşılaşıyor. Bu doğa. Ancak gördüğümüz mesele şu, modern, batılı anlamda kurulan bir ulus devlet. Üstelik de çok ilginç bir Mustafa Kemal yorumu var. Bence dünyadaki en ilginç yorumlardan biri. Batı uygarlığını kabul ederek batıya rağmen batı uygarlığını koruyan bir anlayış. Batı uygarlığı dediğimiz aydınlanma, bilim, felsefe, sanatın varlığı. Ama buna rağmen batının da emperyalist saldırganlığını bilerek kendi anti-emperyalist duruşunu da koruyan bir yapı. Yani bu çok ilginç bir sentez. Bence buraları görmediğimiz zaman hamaset kahramanlığı oluyor. Halbuki bu çok başka bir tablo. Yani bilimi reddetmiyor, felsefeyi reddetmiyor, sanatı, aydınlanmayı, uygarlığı reddetmiyor. Ama bir taraftan da Anadolu'yu yurt yaparken aman diyor biz sömürülmeyelim, kendi kendimize yetelim. Bunun altını çizmemin nedeni de şu. Bugün Türkiye'ye baktığımızda kendi besini yok, kendi Cumhuriyet'in ürettiği kaynaklar, fabrikalar, en azından burjuvaziyi oluşturmak için gösterdiği önemli çaba, hatta özel sektörü desteklemesi bile diyebiliriz. Bunların tamamı yok. Bu yapaylık dediğiniz şey eğer yapay olsaydı sanal olurdu. Halbuki somut ve gerçek. Bu yorumunuzu da alıp teşekkür edeceğim size. Bu da önemli bir tespit. Bakın Mustafa Kemal Paşa tarihte şunu gördü. Yani o yaşadığı en uzun yüzyıl aslında 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başına baktığınız zaman. Çünkü o paylaşım savaşları falan o dönemde olmuş. Mustafa Kemal Paşa şunu gördü ki emperyalizmin boyunduruğundan kurtulmadan özgür olmak, bağımsız olmak ve gerçek barışın gelmesi mümkün değil. Şimdi emperyalizmin boyunduruğundan kurtulmak için de sadece savaşlar yetmiyor. Yani bağımsızlık savaşı yetmiyor. Bakın Mustafa Kemal'in farkı buydu, bu gerçeği gördü. Ne gerekiyor? Emperyalizme karşı güçlü olmak gerekiyor, ayakta durmak. Bunun için de akla ve bilime dayalı olarak çağdaş medeniyete yönelmek gerekiyor. Yani Atatürk'ün formülü şu, sizin ifade ettiğiniz gibi. Batı'nın emperyalizmine hayır. Ama batıdaki akılcı, bilimci anlayışa, batının uygarlığına evet. Yani tekrar ediyorum, batının emperyalizmine hayır. Ama batıdaki o akılcı, bilimci felsefeye ve uygarlığına evet dedik. Bu Atatürk'ün formülü ve bu formül aslında bütün mazlum dünyanın da kurtuluş formülü. Bakın bir savaş kazanabilirsiniz. Mustafa Kemal Paşa kendisi ifade ediyor bunu. Yani savaş kazanabilir milletler. Ama bu savaş sizi kurtuluşa götürmez diyor. Nasıl kurtulacaksınız? Tam bağımsız olmanız gerekir. Nasıl tam bağımsız olacaksınız? Ekonomide, ya siyasette, ekonomide, kültürde, hukukta, yani her alanda bağımsızlık gerekir. Bu nasıl sağlanır? Bu da uygarlaşmayla sağlanır diyor Enver Bey. Evet. Yani emperyalizmin size saldırmaması için, caydırıcı olabilmeniz için onun düzeyine ulaşmalısınız. Hatta o düzeyi aşmalısınız diyor. Muhasır medeniyetler düzeyi dediği bu. Evet.
Çok teşekkür ediyorum Sinan Bey. Tam 40 dakikalık bir söyleşi yaptık bu sabah. Bir gün stüdyoda sizi ağırlarız. Çünkü savaşın ikinci ayağına da konuşacağız. Ama aslında Sinan Bey'le savaş konuşmuyoruz. Sinan Bey'le bugünü konuşuyoruz. Çünkü bugün yaşadığımız meselelerin kökünü bulmamız gerekiyor. Size çok teşekkür ediyorum Sinan Bey. Önümüzdeki günlerde stüdyoda uzun uzun bütün bunları da konuşalım. Yeni kitabınız da hayırlı olsun. Şu anda altta görüyorsunuz. Evet. Anahtar Tele1'den alabilirsiniz. Tele1 kitap konusunda hassas. Sinan Bey'e teşekkür ediyorum. Yeni kitapta başarı diliyorum. En kısa zamanda da görüşmeyi umut ediyorum. Son bir cümlem olabilir mi? Tabii. Ya bugün tabii Çanakkale'nin yıl dönümü. Onun için isimsiz kahramanlar başta olmak üzere. Yani orada hakikaten toprağa düşen ki çoğunun ismini de biliyoruz. Şehitliklerde hakikaten isimleri de yazılı. Ama isimsiz kahramanlar ifadesini hep kullanırız. Onlar başta olmak üzere Çanakkale'nin en büyük kahramanları işte Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal,